Herkese buradan hayırlı akşamlar dilerim. İsmim Onur Deniz. Olayın aslı göründüğü gibi değildir. Bizim eksikliklerimiz de var. Attığımız mesajlar kötü mesajlar. Bana yakışmayan mesajlar. O mesajların atmamın sebebi eski eşimin bize verdiği sözleri kendi daha iyi biliyor. Onu detaylı şekilde kendisiyle görüşmek isteyen görüşür veya adli merciler araştırır. Bu mesajlar eski eşimin 3-4 kişiyle farklı şekilde yazışmalarından, tanışma faslında kaynaklandığı için. Bu sadece ben de kısa süreliğine kızgınlık sebebiyle oluşan bir durumdur. Ondan sonra attığı, bu paylaştığı resimdeki kendi yüz ifadesindeki oluşan bu kan durumu 1,5-2 ay öncesinde benim aracımın dikiz aynasına bir sebepten dolayı eşimi desteklediğim anda, aileme karşı geldiğim anda oluşan bir durum. Dikiz aynasına vurduğumdan dolayı elim yaraldı. Ayna patladı. O yüzden dolayı da bu tabi resmi olarak emniyette de var o sıra, o tarihlerde. Benim hastane raporlarım da mevcut. Hani aracımın şu an hala kan örnekleri mevcuttur. Tam çıkaramadıkları için. Bu araştırılsın. Bu resmin gerçekten benim darp ettiğime dair olduğunu ispatı çıkarsa ben her şeye razıyım. Bu hayatımda çok büyük bir etki yaratacak. O yüzden sizden istediğim bu konu üzerinde tek taraflı yargıda bulunmayın. Ben sessiz kaldığım için sanmayın ki ben bu şekilde bir insanım. Asla öyle bir şey olamaz. Hatalarımız oldu. Eşimle anlaşamadık. Bazı dışarıdaki sebepler vesaire herkeste olan sebeplerden dolayı biz de standart sebeplerimiz, sorunlarımız oldu. Ufak tefek. Ama eşimin yaptığı, bana yaptığı son zamanlardaki olaylar artık bu düşmanlık, hani canından etme amacını güden bir aile yapısı olduğu şu an deşifre oldu. Buradan herkesten özür diliyorum. Benim nasıl bir kişiliğe sahip olduğum araştırılsın. Sabıkamın sadece bu insanlarla yaşadığım olaylar yüzünden olduğu araştırılsın. Ya geçmişim araştırsın. Ben nasıl bir insanım? 30 yaşında. Şu an konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Yani şoku üstümden atlatamadım. Sabah adliyeye gittik. Gereken büyüklerimiz gerekeni söylediler. Gerekeni yaptılar. Neyin ne olduğu resmi açıdan belli. Sadece mesajlar hakkında yoğunlaştık. O da kızgınlıktan dolayı böyle bir şey yapacak karakterde olmadığımı büyüklerimiz tespit etti. Allah razı olsun. Doğru her zaman ortaya çıkacak. Ben hatasızım demiyorum. Hatasız hiç kimse olamaz. Ama tek taraflı yargıda kimsenin bulunmasını istemiyorum. Çok özür diliyorum herkesten. Keşke böyle olmamasaydı. Ayrıyeten şunu da belirtmek isterim. Şu anda güncel olarak yeni yeni haberler paylaşıldığını gördüm, izledim. Eski eşimin ifadesinde sürekli barışma taraftarı benmişim gibi yansıtması dikkatimi çekti. Bu böyle olmamıştır. Boşandıktan sonra ilk bir ay çocuk onda kalmıştır. Ondan sonra kendi istekleriyle ailesinin çocuğa yeme içme barınma sıkıntısını yansıttığı için beni arayıp eşim çocuk rahat yaşaması için senin yanında kalması daha doğru olur dedi. Telefon kayıtları eğer incelenirse, görüşmeler incelenirse veya bizim komşularımız olsun bunu gören duyan illaki biz yalan söylüyorsak bak bu konuşmalarımızda araştırılsın. Yine söylüyorum bilir kişi tutulsun. Ben sözümün arkasındayım. Hiçbir şekilde
sakladığım, gizlediğim vesaire korktuğum bir durum yok ortada. Hatalarım bellidir. Yaşananlar sizin gördüğünüz gibi değildir. Çocuk bana geçtikten sonra Şubat ayının son haftasına, pardon, Aralık'ın son haftasına kadar bende kaldı. Ekim'den Aralık 2 ay boyunca. Sonra kendi aradı. Yine görüşmüyordum, peşine düşmüyordum. Çocuğu götürüyordum, görüştürüyordum vesaire. Çok karmaşık bir durum yaşadık biz aslında. Utanıyorum yani resmen. Keşke olmasaydı. O insanlar bana bunları yaptırmasaydı, yaşatmasaydı. Onlar için önemli bir konular değil aslında. Size yansıttıkları çok farklı durumlar. Ocağın ilk haftası eşim ailesiyle kavga ediyor. Kendisini evde istemiyorlar. Baskı uyguluyorlar. O yüzden dolayı beni arayıp babasının evine çağırıp aşağıda kendisini aldım ve babamın evine getirdim. Buna herkes şahittir. Şubat'ın ilk haftasına kadar fazla sürmedi. Hatta Şubat'ın ortası diyelim. Sorunlar oldu. Yalnız bu sorunlar dışarıdaki kendilerine ait sorunlar, kız kardeşinin sorunları vesaire gibi şeyler de çoğunluk zaten böyle sorunlarla biz sıkıntı yaşadık. Kendisi de tekrar çocuğu alarak babasının evine döndü. Ondan sonra uzun bir süre yine düşmedim. Yine söylüyorum, ben barışma taraftarı veya hani hadi barışalım zorbalıkla, güçlükle kesinlikle hiçbir şey yapmadım. Bir iki defa hatası cahil olduğu için, yaşının küçük olduğu için vesaire, doğrunun yanlışın ne olduğunu bilmediği için, ailesinden görmediği için, ailesiyle de görüştük. Yanlıştan vazgeç maksadıyla tekrardan bir barışma taraftarı oldum ben. Bir veya iki defa. O da tabii çok farklı şeylere getirdiler, konuma getirdiler. Beni aşağıladılar, alçattılar. Ayağımıza kadar geliyorsun, olmaz vesaire gibi gereksiz muhabbetleri yaptılar bana. Geri hayatıma devam ettim ben. Kesinlikle zorlamadım. Hani durumlar çok farklı. Eğer bu bizim olayımızı çok merak edip de daha derinlere inmek isteyen varsa, araştırmak isteyen varsa, ben her türlü numaram bellidir. İşte herkes bilir, versinler. Bulun, konuşalım. Ailemle konuşun, komşularımla konuşun. Akrabalarım, eşim, dostum, herkesle konuşun yani bu konuyu. Çünkü bu dünya çapında artık biz bayağı bir rencide olduk. Gururumuz ayaklar altına serildi. Şerefim ayaklar altına serildi. Üstüne bir de suçlu duruma düştük. Olmadı. Haziran oruç Ramazan zamanında ben babasının evinde çağırıyorlardı. Çocuğu burada göreceksin vesaire, almayacaksın, gitmeyeceksin. Ben çocuğumu 4 ay boyunca sadece 3'te veya 4 kere gösterdiler. Dengemi alt üst ettikleri için. O sırada eski eşim yine sosyal hesaplardan kendine Erzurumlu Muhammed Akar adında bir şahıs buluyor. Kaza kader seçiyor. Bu şahıs bunun kurban oluyor. Nasıl yapıyorlarsa bir an nişan yapıyorlar. Sadece nişan yaptıkları resmini gördüm. Hiç haberim yoktu. Ben çocuğumu görmeye gidiyordum Ramazan'da, iftar açtıktan sonra. Ondan sonra çektim. Tekrardan şehir dışına çıktı yani. Çok gururuma dokundu. Çok ikili oynadılar bana. Çok ağır şeyler yaşattılar. Yazıklar olsun diyorum ben olanlara. Şehir dışına çıktım. Yaşantımı artık burada devam ettirmeye karar verdim. Fazla sürmedi. Aradan 10 gün geçti. Yabancı bir numarayla ben kendimi öldüreceğim, Kayseri'yi terk ediyorum diye bir telefon geldi bana. Yani eski eşimdi. Kapattım. Bir daha arama dedim. Uzak dur benden dedim. Dayanamadım. Tekrardan işte yani çocuk var sonuçta. Hani vicdan azabı vesaire, cahildir. Yapmıştır bir hata dedim. Ben ailemi, şerefimi yerler altına aldım. Tekrardan ben eşim ve çocuğum dedim. 1000 kilometre yoldan tekrar düzenimi bozdum. Kayseri'ye geldim. Halasına kovmuşlar. Halasında kalıyor. Babaannesinde kalıyor. Çocuk perişan. Rezalet içindeler. Ondan sonra nişanı bozdu. Hani bir şekilde bozdu. Yine
o taraftan sorunlar yaşadık biz. Bir şekilde kapandı gitti. Hayatımıza devam ederken o aşamada da bu sorunlarımız oldu. Yani bunlar daha fazla şeylerimiz var. Şu an yoldayım. Araç kullanıyorum. Psikolojim hala bozuk. Şoktayım. Yorgunum. Yaşadıklarım ağır geldi. Allah kimsenin başına vermesin böyle bir şey.